Selamu aleyküm aziz dostlar. Muhammed Ali Kılay, alemi İslam'ın yüzünü güldüren bir boksörümüz. Bizim ilkokul, ortaokul yıllarında Muhammed Ali Kılay'ın maçlarını izlemek için o dönemde siyah beyaz televizyonlara koşardık. Merhum köyümüzde Vahit amcanın kahvesinde televizyon vardı. Muhammed Ali Kılay merhumun maçları sabah ezanına yakın zamanlarda yayınlanıyordu. Biz de özlemle o maçı seyretmek için televizyon karşısına geçiyorduk. Bir gazetecinin sorduğu soru karşısında Muhammed Ali Kılay'ın merhum verdiği cevapların ne kadar yerinde ve tutarlı olduğunu, niçin İslam dinine geçtiğiyle ilgili yorumların ne kadar tutarlı olduğunu, bütün dinlerin iyi ve güzel şeyler verdiğini, peygamberlerin iyiliklere çağırdığını, ancak bu konuda Müslümanların yanlış davranışlarda bulunduğunu ifade eden sözleri gerçekten altı çizilmeye namzet sözler. Dünya şampiyonu olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisine Hollywood bulvarına ismini mermere yere kazıyacaklarını ifade ettiğinde, hayır, ben bir Müslümanım, benim ismim Hazreti Muhammed'in ismini taşıyor. Ben buna rıza gösteremem. Benim ismimi yazacaksanız duvara yazın diyerek İslam'ın şiarını koruyan Muhammed Ali'ye gazetecinin yönelttiği soruları dinleyelim. What made you change to the Islamic faith? And are you as good a Muslim as you are a boxer? You know, the word Muslim means one who submits entirely to the will of God. So I don't know, I cannot be the judge on how much I submit entirely to the will of God. God himself can only judge us. And you asked me another question, why did I change? Because I was raised a Baptist. And after touring the world, I found out that there are 600 million Muslims on the planet. What Jesus taught was good. What Moses taught was right. What Christian taught was right. What Isaiah, Lot, Noah, God has always sent prophets to different people at different times with messages to those people. All of them are right. If a person followed Moses and lived like Moses preached, if they follow Jesus, they follow Lot, any of the prophets. But the religions themselves, the religion is right, but the people who follow religion ain't so right. So I choose to follow the Islamic path because I've never saw so much love. I never saw so many people hugging each other, praying five times a day. The women in the long garments, the way they would eat. You can go to any country and say, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. You got a home, you got a brother. I chose the Islamic path because it connected me. As a Christian in America, I couldn't go to the white churches. As a Christian, that was for those people. It did them good. It didn't do me good. So I chose the Islamic religion. That's why I chose it. Evet, görüldüğü gibi kendisinin de ifade ettiği veçiyle hangi Müslüman ülkeye gidilirse gidilsin Esselamu Aleyküm denildiğinde ve Aleykümselam diyen Müslüman kardeşlerim var. Orada bir evim var. Amerika'da beyazların kilisesine gidemezdim diyerek bu tercihini de belirtiyor. Ancak Müslümanların emredilenleri yapmayanların da olduğunu ifadesi gerçekten ciddi
üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi, merhum dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Muhammed Ali Kılay'a Allah rahmet ve mağfiret eylesin,